Herkese merhabalar. Günlerden çarşamba saatler 15 ve işte Medyascope TV ekranlarındayız. Popüler'in bugün 80. bölümü. Ben Sevim Gözay. Hatırlayacaksınızdır, daha önce İlker Küçükparlak'la yapmış olduğumuz bir programda haseti konuşmuştuk. Ve konu öyle bir ilerlemişti ki erkeklik ömür törpüsü noktasına gelmiştik. Ve hatta İlker Bey bu cümleyi de kurmuştu. Erkeklik erkekleri de yakıyor ve ben de çok birkaç defa ısrar etmiştim ki bunun üzerine ayrı bir program yapalım lütfen diye. İşte şimdi bu sözümüzü tuttuk ve bugün bir aradayız ve bölüm başlığımız erkeklik erkekleri de yakıyor. Dolayısıyla da cinsiyet rolleri, cinsiyetçilik üzerine konuşacağız bugün. Uzman doktor psikiyatrist İlker Küçükparlak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, erkekler ve erkeklik, hani bu ikisi birbirine sanırım çok fazla karışıyor. Ne kastediyoruz erkeklik dediğimizde ve erkek olmayla, erkeklerle, erkeklik arasında nasıl bir bağ ve farklar var? İşte erkek dediğimizde bir cinsiyetten bahsediyoruz elbette. Anatomisi vesairesiyle tanımlanmış bir durumdan bahsediyoruz ama erkeklik dediğimizde toplum ve özellikle de erkekler, erkekliği erkekler olarak duyma ve buradan bir tepki geliştirme gibi bir refleks gösterebiliyorlar. Erkeklikle kastettiğimiz şey erkeklerin bütünü değil, aslında erkeklik ile kastettiğimiz şey bir toplumsal cinsiyet rolü. Yani toplumun erkekten ne beklediği, erkekte ne görmeyi umduğu ve neyi görürse o bireyi olumladığı ve neyi görmezse de yerdiği, cezalandırdığından bahsediyoruz. O yüzden erkeklik erkekler demek değil. Bir de işin şöyle biraz daha karışmış bir hali de olabiliyor. Erkeklik aslında pek çok kadına da nüfuz etmiş olabiliyor. Hani çok hızlıca verebileceğim bir örnek. Örneğin tecavüz, cinsel saldırı erkeklikle, güçle ilgili bir şeydir. Yani karşılanmamış cinsel ihtiyaçlarla ilgili değildir. Öyle olmuş olsa, ne bileyim işte erkeklerin hani çoğunun heteroseksüel olduğunu varsaydığımız bir grup olarak işte cinsellikten uzak kaldıkları, askerlik gibi bir dönem boyunca hepsinin tecavüzcü olmasını beklerdik. Çünkü ciddi bir aslında deprivasyon, yoksunluk yaşıyorlar o dönem boyunca ama tecavüzcü olmuyorlar sanırım. Dolayısıyla ya da askerlikte artan tecavüz gibi bir şeyden benim öyle bir bilgim yok mesela. Dolayısıyla cinsel saldırılar güçle ilgilidir. Erişkine ya da çocuğa cinsel saldırılar güçle ilgili bir fenomen. Güç arzusu, güçlü olma, gücünü gösterme, hükmetme veya fethetme, güçlük, ele geçirme arzusuyla ilgili bir fenomendir ve bunu gösterme, ispat etme, evet, veya işte iddiasında bulunma gibi. Ve dolayısıyla o anlamda da hani güç, cinselliği güç üzerinden kurma da erkeklikle ilgili bir şeydir. Şimdi mesela bazı kadınlar var ki örneğin hakikaten herkesin tüylerini diken diken eden cinsel saldırıların faillerinin örneğin cezaevinde tecavüze uğramasını ümit ediyor, arzu ediyor ve bunu yazıyor örneğin sosyal medyada. İnşallah içeride işte sana gereğini yaparlar falan gibi. Yani daha açık yazanları da var. Evet, tabii. Ya da bunu yapanların mesela annelerine, kız kardeşlerine tecavüz edilmesini arzu ettiklerini beyan eden kadınlar olabiliyor. Dolayısıyla aslında kadınlara da sinebilen ama erkeklere elbette daha fazla nüfuz eden bir erkeklikten bahsediyoruz. Ve tabii ki erkeklerin bir bölümüne, değil mi? Evet, işte kadınların bir bölümüne, evet, erkeklerin bir bölümüne. Evet. Ama şöyle düşünmekte yarar var bence burada. Yani bu toplumun ürünü olan özneler olarak hiçbir erkeğin bundan bütünüyle muaf olduğunu düşünmemekte yarar var. Yani tıpkı homofobi gibi ki o da aslında erkeklikle ilgili bir durum. Yani bende bu hiç yok dediğimiz zaman zaten bir takım sorunlara karşı körleşmiş oluyoruz o. Göremiyoruz o zaaflarımızı. Değil mi? O emin olma hali, evet, veya işte, evet, o kesinlik, evet, belirtme, evet, hali. O yüzden böyle kümesel bir yaklaşım yerine bazı erkeklerde çok var, bazılarında yok, bazılarında biraz var yerine az ya da çok erkeklere nüfuz eden bir fenomen
bazılarını daha çok tabii ki daha çok barındırdıkları bir fenomen diye düşünmekte yarar var. Evet, tabii konunun o kadar çok başlığı, alt başlığı ve düşündürdüğü şey var ki ve bence erkekler de o kadar aslında yardım edilmesi gereken pozisyonda ki konuşacak çok şey var ama çok dikkat çekici bir dolaşımda olan sözcüklerden biri, tanımlardan birileri işte adamsın, adamın dibisin, işte adam gibi adam tanımlamaları. Veya işte o arayışlar, o iddialarda bulunmalar ya da işte gene diğer bir tarafı işin işte biraz erkek olsana işte adam gibi otur da bir konuşalım falan gibi. Adam gibi adam. Adam gibi adam yani bunlar da herhalde değil mi buradaki bir sorundan kaynaklanan tanımlamalar. Son dönemde özellikle çok ayyuka çıktı bütün bunlar ve çok hani yüzeysel bir bakışla bile görebiliyoruz ki bu tanımlamaları ne kadar benimsiyorsa kişiler işte orada şiddete, orada birçok ahlaken tasvip edilmeyecek harekete çanak tutabilecek olaylar ve kişiler ve işte topluluklar söz konusu olabiliyor. Şöyle yapalım mı? Bu önemli, bu söylem üzerinden bu yeniden inşa ediliyor. Kesinlikle katılıyorum bu gözleminize. Bir kere hani bu yeniden inşa edilmeden önce baştan nasıl inşa ediliyor bir oraya, yani bu erkeklik çok iyi dediğin olur. Şey hani nasıl kuruluyor baştan? Evet. Hani bir çocuk hani şey var ya işte bir bebekten katil yaratan karanlık kesinlikle. Gibi. Yani bir bebek nasıl oluyor da bu bütün bu erkeklik bu hale geliyor. Evet, içerisinde öfkeli, saldırgan vesaire böyle olmadığı zaman eksik olduğunu hissedecek bir noktaya geliyor. Lütfen. Şimdi aslında şöyle, yani malum insan yavrusu doğumunda en ciddi acizlikleri taşıyan türlerden bir tanesi insan. Çok uzun süre bakıma muhtaç ve hayatını kendi başına sürdürmek için çok uzun süre gerekiyor. Dolayısıyla da aslında acizliğe muhtaç olarak, o acizliğe katlanarak yaşama başlamak zorunda. Burada tabii ki ruhsal iklim, yani çocuğun dünyaya geldiği o ruhsal iklim çok önemli. Yani bu acizlik neye dönüşecek? Bu acizlik o ruhsal iklimde ailenin ya da daha geniş belki işte şehrin, mahallenin, köyün o ruhsal ikliminde bu acizlik aslında şuna da dönüşebilir. Aciz olmakta, yani yardıma ihtiyaç duymakta çok büyük sorun yok. İnsanlar genel olarak iyidir ve yardım istediğimde yardıma erişebilirim. Dolayısıyla hani yardıma ihtiyaç duymakla hoşlanmasam bile bu katlanabileceğim ve güvenli bir şeydir gibi bir duyguya da dönüşebilir. Ya da yardıma muhtaç olursam perişan olurum gibi bir duyguya da dönüşebilir. Öncelikle bu iklim o çaresizliğin neye dönüşeceğini bir şekilde belirliyor. Ama şimdi bir çocuğun erkek olduğu ya da oğlan olduğu daha doğrusu ya da kız olduğu artık doğumdan önce de biliniyor ve erişkinlerin, ebeveynlerin ve diğer erişkinlerin o çocuğa dair beklentileri doğumdan önce şekillenmeye başlıyor. Biliyorsunuz ki işte doğumunda şeker, çikolata bir şey alınacaksa bile işte oğlan mı kız mı, yani pembe mi, mavi mi diye oradan başlayan bir ayrıştırma oluyor. Şimdi bu tabii ki onda sınırlı kalmıyor. Yoksa renklerine sorun olabilir. Renklerin şöyle bir sorunu olabilir ama burada kızsal olanlar ve oğlansal olanlar ya da erkeksi olanlar ve kadınsı olanların daha hayatın birinci gününden itibaren empoze edildiği bir sistem kurmuş oluyoruz bir kere. Ondan sonra da o erkeksi olan ve kadınsı olan ne ise o çocuğa, o çocuktan beklenti, o bebekten beklentiler bu şekilde gelişmeye başlıyor. Yani bebekten ne beklenti olur diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şeydir, insan doğumunda boş bir tuval gibi diyeceğim, tuval bile değil doğumla birlikte. Çünkü kendilik temsili yok henüz. Dolayısıyla bir tuval bile yok ortada. Yani ben diyebileceği, konuşamıyor olsa bile ben diye düşünebileceği, o kendini temsil edememiş, anlayamamış kendi diye bir şey var diye. Bir takım parçalanmış halde algılar, duyumsamalar,
bir renk, dokunsal bir his, uyku, acıkma hissi, bilmem bir koku, dağınık dağınık gelip gidiyor. Burada bir kendim, ben, bunu yaşayan ben gibi bir algı yok. Bu işte aynı evresiyle beraber, evet ben bütün olarak ben varıma kavuşuyor çocuk, bebek. Ama ondan sonra da şu başlıyor, tamam ama ben neyim? Hı-hı. Kimim ben? Tamam, ben varım ama bu ben ne acaba? Hı-hı. Şimdi bu ben ne acaba? Bebek için, çocuk için ve erişkin için sürekli o diğerinin bakışı içerisinden şekilleniyor. Yani artık ayna evresinden sonra diğerinin bakışı, diğerlerinin bakışı ayna olmaya başlıyor. Ve orada diğerleri neyi görmekten memnun ve neyi görmekten memnun değil üzerinden bebek, çocuk ve birey kendiliğini kurmaya, kendiliğini inşa etmeye başlıyor. Şimdi işte bir oğlan çocuğu olunca mesela diyelim gaz çıkardı, vay benim oğluma falan oluyor. Bir kız çıkınca ay çok ayıp oluyor. Bu sözel olarak olmasa bile mimiklere sinebiliyor. Bir oğlan çocuğu bir şey itip kalktığı zaman oğluma bak nasıl kuvvetlenmiş oluyor. Sözel olarak olmasa bile mimiklerle o bakıştan bu geçiyor. Ama bir kız çocuğu işte bir şey itip kalktığı zaman yakışıyor mu bakışı? O bakış üzerinden geçiyor. Dolayısıyla çocuklar bakıyorlar ki ben buyum ya da benden beklenen bu. Ya da bu değil. Çok küçük, henüz dil edinimi olmadan bile bu cinsiyetçi beklentiler çocukları belirlemeye başlıyor. Şimdi burada erkekle ilgili, o erkeklik rolüyle ilgili tanımlar ve beklentiler bir eksiklik barındırmama üzerinden, tamlık, bütünlük ve tüm güçlülük üzerinden oluyor. Erkek dediğin korkmaz, erkek dediğin ağlamaz, erkek dediğin çaresiz kalmaz. Erkek dediğin boyun eğmez, erkek dediğin yılmaz gibi bir eksiklik olabilecek ne varsa, yani bu erkeğin işte hani böyle çok yüzeysel bir okumada işte onun pipisi var, onun pipisi yok, o tam bu eksik gibi bir yerde değil aslında. Sadece erkek olmasıyla birlikte ona bir tamlık, bütünlük ve erkek olmaması nedeniyle de diğerine de bir eksiklik atfediliyor o bakışlarda. Çocuklar bu aynalarla karşılaşıyorlar ve aslında insan olmakla birlikte her canlı eksik. Bu kaçınılmaz. İnsanın hani var ya yalnızlık Allah'a mahsustur diye. Hmm. Yani diğerine hep ihtiyacımız var. Çünkü eksik doğuyoruz. Eksik doğuyoruz. Türü tanımlayan bir şey bu. İhtiyaç duyma, muhtaç ihtiyaç. Evet. İhtiyaç duyma meselesi türü tanımlayan bir insan... Ne olursa olsun, dahi olsun, zeki olsun, efendim imparator olsun, o olsun, bu olsun, birine ihtiyaç duyuyor. Zaten imparator olmak da işte birilerinin imparatoru olmak demek bir taraftan. Diğerini barındırmayan bir imparator da yok. Ama erkeğe atfedilen bu tamlık, güçlülük, dolayısıyla eksiksizlik insan olma ile örtüşemeyecek bir pozisyon. O erkeklik illüzyonu. Evet. İmal edimi. Evet. Ben o yüzden illüzyon diyorum buna. Şimdi bir şey var. Yani o foya hep kapatılmak zorunda. Ama var. Olmayan bir şey olduğu öne sürülüyor erkek. Öne sürülüyor değil de ima ediliyor diyelim. Hmm. Böyle bir atıf içerisinden hayat yaşanılmaya çalışılıyor. Şimdi işte erkeğin duygusu yok mu? İşte şeylerimiz var. Bazı duygularımız var, bildiğimiz şeyler var. Örneğin işte korku ve gurur daha çok erkeklere atfedilen duygular. Hatta bir görselimiz vardı. Tamam, kaç numaraydı? Kaç? 5 numara galiba. 5 numara. 5 numaramız gelecektir şimdi. Şimdi erkeğe atfedilen duygular ve kadına atfedilen duygular var. Erkeğe atfedilen duygular daha çok... Dilan bizi duydu mu acaba? Dilancığım, biz sohbet ederken çok arada söylemiş olabiliriz. 5 numaralı görsel hazır olduğunda alabiliriz. Orada devam. Tamam, geliyor. Geliyormuş tamam. Zaten şimdi de aslında. Ama buyurun, siz devam da edebilirsiniz. Erkeğe atfedilen duygular işte öfke ve gurur gibi duygular. Evet. Kadına atfedilen duygular ise korku, hüzün, utanma, şaşırma gibi duygular.
Şimdi mesela bir kadının öfkelenmesi kadın olmaması gibi bir yerden okunuyor o kadının. Kadınsı olmaması gibi. Hani ne deniyor böyle işte testisli kadın falan tabirler var ya öyle. Ha, erkek gibi, hükümet gibi vesaire falan diye. Yani o kadın gibi değil ya da Delikanlı kadın. delikanlı kadın ha, falan. Yani Erkek kadın da deniyor. Tabii Değil mi? onlar da deniyor. Yani o kadınsılığı azaltan bir şey gibi okunuyor. Doğru. Çünkü o erkeğe dair duygular ya da bir adamın işte daha naif olması, duygusal olması, daha mahcup biri olması da daha kadınsı gibi okunuyor. Şimdi bu bir çalışmadan aldığım bir görsel. Bu çalışmada aslında bir tekrar Tekrar getirebilirsek bunu. göreceğiz. Bu çalışmada üç boyutlu modelleme ile insan yüzü oluşturulmuş ve bu yüzler, bu yüz aynı yüz hepsi aslında bir erkeğin yüz özelliklerinin ortalamasıyla kadının yüzü özelliklerinin ortalamasının tam ortası. Yani Tam erkek de değil, tam kadın da değil tam ortada, dolayısıyla. evet tam ortada bir modelleme yapılmış. Bunların üçü de aynı yüz olmasına rağmen insanlara teker teker gösterildiği zaman bu yüzler, hani bu bir erkek mi kadın mı diye öfkeyi gördükleri zaman bu bir erkek diyorlar Yani en insanlar. yukarıdakini. Evet. Ve aşağıdakileri gördükleri zaman korku ve mutluluk bunlara da bunlar kadın diyorlar. Dolayısıyla duygu artık cinsiyeti Alabiliriz etiketleyen, işaretleyen görseli. bir şeye dönüşmüş durumda. Yani o duyguyu bir erkeğin barındırması beklenmiyor. Bu duyguyu da bir kadının barındırması beklenmiyor gibi. Tamamdır, görsel bu kadar kafidir. Evet, dolayısıyla öfke ve gurur erkeğe mal Evet, edilmiş. evet. Diğer neydi diğer? Korku, mahcubiyet, şaşırma, Evet. mutsuzluk gibi duygular da kadına Kadına mal atfedilmiş edilmiş. durumda. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman yani erkeğin duygu repertuarı ikide kalıyor farkındaysanız. Evet. Yani çok kısıtlı, çok Korkunç. sınırlı bir şey. Öfke ve gurur. Yani Evet. ne kadar sert iki uç. Evet. Bunun arasında esas yaşamak dediğimiz şey Evet. gerçekleşirken erkeğe orada hiç neredeyse izin verilmiyor. Evet. Çok büyük baskılarla karşılaşıyor. Şimdi işte on... Çok hakikaten erkeğin şimdi bu program başlığını belirlerken çok özür dilerim. Estağfurullah. Hakikaten hani benim baştan da niyetim şeydi erkeği erkekleri suçlamak işte ya da yargılamak değil. Tam tersine aslında anlamaya çalışmak ve tartışmak olan hali tartışmak ve de hani mümkünse bir yardım amacı gütmekti. Dolayısıyla tam da o günlerde sizle de paylaşmıştık hatta bu konuşmuştuk bunu. Amerikan Psikoloji Derneği'nin çıkardığı yeni bir rapor yayınlanmıştı. Orada da diyordu ki erkeklik ideolojisinin erkekler için sağlıklı olmayan karakteristik özelliği temsil ettiği saptanmış. Bu tarz erkeklerin yani erkeklik ideolojisine çok bağlı değil mi erkeklerin? Cinsiyetçi, şiddet eğilimli olduğu ve kendileriyle ilgilenmediği ifade edilmiş. Siz tabii daha çok incelediğiniz için isterseniz buradan devam edelim. Tabii. Şimdi bu işte bir illüzyon üzerine kurulduğu için tamlık, eksikliğin olmaması gibi bir illüzyon üzerine kurulduğu için bir taraftan da çok sürekli tehdit altında bir şeydir erkeklik. Sürekli bozulabilir bu erkeklik. Yani mahallede çocuklar top oynar mesela bacak arasından çalım yerse erkekliği gitti falan. Çocukken başlayan bir şey vardır. Ki bunun işte uzantıları Evet. erişkinlikte çok daha korkunç yerlere Utanç gidebiliyor. verici bir duruma düşer o anda, değil mi? Tabii. Çok garip. Erişkinlikte çok daha korkutucu boyutlara ulaşabiliyor. İşte çok çünkü özellikle işte kadına yönelik erkek şiddetinin en önemli nedeni bu. Bu erkeklik illüzyonunun sürekli tehdit altında olması, sürekli foyanın ortaya çıkacak olması. Şimdi bu mutlak biçimde yeterlilik üzerine bu illüzyonu koruma gayretiyle sürdürülen bir yaşamda mesela bir adamın boşanmayı tasavvur etmesi, yani bir kadının kendisiyle mutlu olmadığını kabullenmesi mümkün değil. Çünkü erkekler, erkeklik ideolojisi diyor ki erkekler tamdır ve yeterlidir ya da erkeklik demek tam olmak ve mutlak yeterli olmak demek
Kadın da onun tersi, işte o Mars'tan bu Venüs'ten olduğu için o da eksik ve yetersizdir. Dolayısıyla yapısı itibariyle eksik ve yetersiz olan bir şeyin yapısı itibariyle tam ve yeterli olan bir şeyden tatmin olmaması ve ayrılmayı düşünmesi mümkün değil. O zaman sende de bir eksiklik ve yetersizlik var. O zaman erkek değilsin. Çünkü erkekliğin tanımı o. O zaman boşanmak büyük bir mesele haline dönüyor. O zaman boşanmak bir korkunç. Bir adamın aslında adam olmadığının ortaya dökülüvermesi gibi bir algıya, bir hisse neden oluyor. Yani aslında insanlar nasıl birbirlerini sever, anlaşır, işte evlenir ya da sevgili olursa, işte anlaşamadıklarında da iki insandan bahsediyorsak ayrılırlar. Hani işin hakikati bu. Ve kendine daha uygun başka ilişkilere bakarlar. İki insan ayrılabilir, anlaşamıyorsa ayrılabilir. Bir insan birlikte olduğu herhangi bir insanı mutlu ve tatmin etmek durumunda değil. Çok garip bir şey olurdu öyle olmuş olsaydı. Evet. Bazen de uyuşmayacak bir şeyler ve bu uyuşmadığı bir süre sonra ortaya çıkacak. Ama işte tamlık, mutlaklık, eksiksizlik ideolojisi üzerine kurulduğu zaman o diğerinin bir şeyden memnun olmaması mümkün olamayacaktır. Ve bir şeyden memnun değilse bir kadın o zaman adam eksiksiz tam değildir. O zaman adam değildir. Adamlık tanımı, erkeklik tanımı bu zaten. Şimdi o zaman bir kadının ayrılmak istemesi bir adam için örneğin hadım edilmesi gibi neredeyse yani erkekliğin elinden gitmesi gibi bir hisse bürünmesine neden olabiliyor. Ve böyle bir tehdit hisseden birini bunu meşrulaştırmak için söylemiyorum elbette. Ama yine o erkekliğe atfedilen o saldırganlık, öfkelenme üzerinden bunu tamir etmeye çalışmasının sonuçları aslında erkek şiddeti. Çünkü erkekliği tehdit altındayken erkeksi olan ne varsa onu daha da çok sergileyerek bu tehdidi bertaraf etmeye çalışıyor. Tedavisi var mı bunun? Şimdi bu bir hastalık. Erkekliğin tedavisi var mı? Ya, yani şöyle bu sorunu gerçekten aşmanın bir yolları var mı demek istiyorum aslında. Yani işte muhtemelen bir yolu vardır diye umduğumuz için bu programı yapıyoruz ikimiz birden. Bunun bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani bunu aşmanın bir yolu var mıdır diye düşünen biri büyük oranda aşmakla ilgili çok ciddi bir farkındalığın içindedir. Ondan sonra kendi tutumlarını teker teker hayatın içinde inceleyebilir, bunları tartabilir. Dolayısıyla hani bunların duyulmasının o anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan şu da var, hani şimdi erkeklik, tabii ki şimdi erkek şiddeti dediğimiz zaman kadınlar bir numaralı mağduru bu şiddetin. Yani öyle bir tartışma oluşsun istemem, yani öyle bir rol çalma gibi bir yere gitsin istemem mesele. Ama burada erkeklerin konumlandığı şey, yani bazen mesela şöyle, bazen ben bunu şeyde görüyorum, tam tırnak içinde bilinçli olmayan çevreci tutumlarda. Ay yazık, foklar da işte canlı, onlara da kıyamam, bıyıkları çok güzel falan gibi bir sempati, yani ne bileyim aslında... İşte anakondalar çok tatlı olmayabilir ya da sevimli dostlarımız hayvanlar. Ya ben çok serseri köpekler biliyorum mesela böyle. Sevimli olması gerekmiyor yani. Gerekmiyor canım, yani öyle bir canlı korunmaları ve yaşam haklarına saygı için. Evet, gibi. Anladım. Ama bu ötekileştirerek baktığınız zaman onu işte korumak, kollamak için bir gerekçe üretmeye ihtiyacı. Şimdi bunun çok paraleli işte kadınlar çiçektir efendim, severseniz işte çiçek açar, yok sularsanız saksı bitkisi gibi bir yerden kadınları açıklamak ve kadınları kırmanın, kadınlara şiddetin, şiddete karşı kadını yine aslında o güçsüzleştiren bir pozisyondan bunu açıklamak. Yani kadın, oraya mahkum etmek gene bir şekilde. Tabii ki yani kadın ne kadar çiçekse erkek de çiçek. Niye erkek çiçek? Yani erkeğin şefkate ihtiyacı yok mu? Erkeğin ne bileyim erkek korkmuyor mu? Tabii çiçek babandır diyoruz mesela. Tabii ki. Evet. Değil mi? Gibi. Burada erkeklerin bu kadın meselesine dair pozisyon alırken hani bu konunun öncelikli mağduru değil bile mağdurlarından olduklarının farkına varamadıklarında... Erkekliğin mağdurlarından olduklarını. O zaman işte o çevrecilik gibi bir yerden
kadın hakları savunuculuğu oluyor. Hmm. Ya yazık kadınlar da, tabii onlar da insan, hani onları da işte o eşit hakları olsun tabii canım, ne demek öyle şey gibi bir noktaya konumlandırıyor erkekleri ve ben bunu çok sahici bir pozisyon olarak düşünmüyorum. Çok tabii ki hiç yoktan iyidir bu pozisyonda. Ama ne işe yaradı da tartışılır. Evet, ama hakikaten samimi bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Yani bu mesele erkekleri, kadınları, çocukları, ne bileyim işte sporda şiddeti, trafikteki bir sürü mesele, yani hepimizi etkileyen. Veya iş yerindeki ücret eşitsizliğini. Öyle. Ya da yani mesela trafikte bile bir insan kendini güvende hissetmiyorsa şiddete maruz kalma ile ilgili olarak. Yani bu erkeklik sadece erkeklerin sorunu. Şimdi trafikte insanlar birbirini vurabiliyor mesela yol tartışmasından ötürü. Dolayısıyla hani bu şiddetin tek mağduru kadın değil. Bu şiddetin, ben hiç vurulmadım trafikte ama vurulabileceğimi bilerek hayatımı sürdürüyorsam ben de bir şekilde aslında rol çalmak için, tekrar söyleyeyim, söylemiyorum bunu ama bunun bir tür mağduruyum. Birincisi. İkincisi. Yok, zaten programın adını öyle koyduğumuz için biz buradan bakacağız programı bunu yapıyoruz zaten. Bunu ama çok zaten önemli buluyorum. Gerçekten yani. Öyle. Aynı şekilde maçta, tribünde de başınıza gelebilir veya bir barda bir arkadaşınızla otururken de olabilir. Tabii yani bakmak bile mesela. Tabii. Ne bakıyorsun? Saldırıya, uğramaya yani, neden olur. Hop kardeşim bir falan. Bir de ikinci bir boyutu daha var. Bunları yapmayı, bu tutumu terk eden bir erkeğin bu sefer devalüe edilmesi. Şimdi toplumun o zaman benden de beklentisi ne bakıyorsun diye birine posta koymam, işte hırgürü çıkarmam, kavga etmem oluyor. Ve bunları yapmayı reddettiğim zaman bu sefer ben de değersizleştirilebiliyorum. Sadece o şiddetin mağduru olmakla ilgili değil, o şiddetin faili olmayı reddetmekle ilgili de aslında değersizleştirilmeye maruz bırakılıyorum. Dolayısıyla farklı katmanlardan erkekler de yanıyorlar aslında. Evet, gerçekten de medeni, kibar ve kırılgan olduğunu gösterebilen erkeğin bu toplumda ya da bizim gibi toplumlarda işi çok çok zor. Öyle olduğunu görüyoruz ve gerçekten hani büyüme çağında mesela tanıdığımız işte erkek kardeşlerimiz olabilir ki benim vardı mesela. Hani birçok da... Kardeşlikten reddetmiş gibi konuşuyorsunuz. Yok, hayır, reddetmedim. Başımın belası. Büyüme çağını geçti herhalde. Evet, geçti tabii. Ama mesela orada hani net olarak görebildim. Yani hani tatlı bir insanın nasıl böyle erkeklik dünyasına ait bir bireye dönüşebildiğini gerçekten, inşallah izlemez. Gerçekten büyük kavga kopacak evde. Onunla ilgili böyle ifşaatta bulunduğum için sadece örnek veriyorum. Görebildim yani, çünkü işte çalıştığı yerler, dahil olduğu hayatlar, çevreler onu buna mecbur bırakıyor. Kendini saklamak, işte o içindeki o romantik ya da işte o 19. yüzyıl şövalye ruhunu saklamak zorunda bırakıyor onu. Ve tıpkı sokakta gördüğü diğer erkekler gibi bir takım kalıplara hapsetmek, hapsolmak zorunda bırakıyor hayat onu. Birçok erkek arkadaşım da aynı şeyleri sergiliyorlar ve bunlardan şikayetçi birçok erkek tanıdım. Ve görüyoruz yani, sokaklar böyle insanlarla dolu. Ama gerçekten de şey noktasına dönersek eğer, şöyle bir üçleme söyleyeyim. Sünnet olunca erkek oluyorlar. Cinsel ilişki yaşayınca milli oluyorlar. Askere gidip gelince adam oluyorlar. Gibi bir öğreti üçlemesi var mesela. Buyur. Nasıl şimdi bu insanlar nasıl yaşasın yani? Şimdi normal bakın, bir hayat. Aslına bakarsanız bunların mesela askerlik de öyledir. Ayrıca evlilik öncesi bazı ritüeller de öyledir. Sünnet zaten bunların prototipi. Aslında erkeklik sürekli bir o erkekliğin elinden alınabileceğine ilişkin bir tehdidi akıla sokularak erkekliğe kabul edilir. Kulübe alınır. Ama mesela ucundan kestirmeyi kabul ederse alınır ve ucundan kesen kökünden de kesebilir. Çok çok ciddi sembollerden bahsediyoruz burada. Askerlik, askere gider adam olur ama askere gidip hiçbir şey olmayarak, yani hakikaten hiçbir söz hakkının olmadığı, tamamen komutlara uyarak
geçirmek zorunda olduğu bir dönemin içinden geçerek, yani bir taraftan da paradoksal bir şekilde erkeklere ve o büyük ötekine diyelim, boyun eğdiğinin altı çizile çizile aslında kulübe dahil edilir. Tamam, sen artık adam oldun, artık erkeksin. Aslında bak, her an elinden alabiliriz, sürekli hatırlatılarak yapılır. Düğün öncesi ritüellerde de bu vardır. Damada olmadık eziyetler edilir ve hiç söz hakkı yoktur orada damadın. En hafif form işte sırtını yumruklamak vesairedir. Ama daha geleneksel biçimlerde hakikaten şey, gık diyemediği, birçok şeye zorlandığı ve sindirmesi, boyun eğmesi gereken pek çok badireden geçtiği bir pasajı vardır aslında o damadın ki, tamam artık bize boyun eğdiğin için sana erkek diyoruz. Dolayısıyla biz sana bunu boyun eğdirerek veriyorsak, boyun eğmediğin zaman hızlıca geri de alabiliriz gibi bir tehdit barındırır bu aslında. Yani bu diğer erkeklerle yaptığı bir anlaşma aslında erkeğin. İşte bir şekilde. Büyük öteki diyelim, genel büyük toplumun öteki. Kuralları diyelim. Yani evet. Diğer erkekler de hani kim o zaman kurucu? Onlar da diğer tabii. Erkeklere gidiyor. Hepsi için bir diğerleri artık, var. Evet yani. Büyükler işte aile, sistem ve otorite erkekleri var. Ama hep bir şekilde dediğiniz gibi o büyük taraftan onay. Ve yine o Amerikan Psikoloji Derneği'nin çıkardığı raporda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Psikologlara sorunun nasıl ele alınması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor ya bu rapor. Erkeklerin hastalıklarında depresyon gibi içselleştirme sorunu teşhisi koymak yerine ilaç tedavisine dayanan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi dışsal tanılar koyma ihtimallerinin daha yüksek olduğu, olduğu belirtilmiş. Bu da yine işte erkeklerin işte erkekler ve duygusallık hakkındaki o cinsiyet rolleri tabii. Temelli şimdi olarak. Depresyonun hani en temel özelliklerinden bir tanesi çaresizlik. Karamsarlık, çaresizlik, insanın kendine verdiği değerde ciddi bir azalma, bir başa çıkamama hali gibi tarif edebiliriz. Yani mutsuzluktan ibaret bir durum değil. Mutsuzluk bir duygu. İnsanlar hayatlarının belirli dönemlerinde mutsuz olabilirler. Bazen daha mutsuz oldukları dönemler olabilir. Mutsuzluk, depresyon olmak zorunda değil. Depresyonun önemli, çok önemli unsurlarından dediğim gibi bazıları kişinin kendisini algılamasında bir bozukluk, bir değersizlik hissi, suçluluk duyguları, yetersizlik, başa çıkamama, karamsarlık gibi ciddi özellikler var mutsuzluğun yanı sıra. Yani bir insan bir şeyden ötürü mutsuz ama yine de o mutsuzluğu geçsin diye gayret ediyor. Hani bunun bir depresyon olma olasılığı gayet düşük mesela. Şimdi dolayısıyla biz birine depresyonda mı değil mi diye anlamak için bazı sorular sormak zorundayız. Ve o kişi mesela değersizlik duygularını ve çaresizliğini paylaşırsa depresyonun adını koymak daha mümkün olabiliyor. Özellikle daha hızlıca yapılan değerlendirmelerde bu böyle olmak zorunda. Ama burada erkekler çok ciddi bir sorun yaşıyorlar. Şimdi erkekler iki yerde çok ciddi sorun yaşıyorlar. Bir, yardım istemekte sorun yaşıyorlar. İki, yardım istiyorlarsa da neyle ilgili istediklerini ifade etmekte çok sorun yaşıyorlar. Yani o yüzden mesela depresyondaki bir erkeğin mesela benim alkol problemim var diye gelmesi daha olası olabiliyor. Çünkü kendimi karamsar, çaresiz hissediyorum, hiçbir şey elimden gelmiyormuş gibi. İşte hayat beni nereye sürüklerse oraya gideceğim ve sürüklediği bir yerde hiç bir yer olmayacakmış gibi duygular içindeyim diyemiyor. Bir kadın bunu diyebiliyor eğer öyle hissediyorsa. Ama bir erkek bunu diyemiyor. Çünkü bu da işte o erkeklik illüzyonu, tamlık ve eksiksizliği bozan, dolayısıyla erkeğin erkekliğini elinden alan bir durum yarattığı için ne diyor? Ben mesela bir yerde duramıyorum, sıkılıyorum diyor. İşte aniden aklıma bir şey geliyor, yapasım geliyor diyor. Dikkatimi toparlayabilirim. Şimdi dikkati sürdürememe depresyonda da çok olur. Ama geri kalan kısımlar duyulmadığı zaman evet o zaman daha dikkate yönelik dikkat bir eksikliği. Şey demin dediniz ya hani daha kendini ifade etmedeki o yaşadığı zorluk veya işte eksiklik.
işte şey vardır ya, öyle 4-5 kelimelik bir liste var. İşte eyvallah, sıkıntı yok, işte hamdolsun gibi gibi böyle 3-4 bir şey daha var. Hani bir erkek bunlarla 5 yıl yaşayabilir falan gibi alıntılar. Şimdi sıkıntı yok bile o kadar ikonik bir şey ki, sıkıntı yok. Yani sıkıntı olabilir ki ben tamamım zaten diyor. Yani bu repertuarın kısıtlı olmasının en önemli nedeni, yani bir insan niye konuşmaya ihtiyaç duyar? Bir şey vardır içinde, o bir şey biriyle, yine bir eksiklikten bahsediyoruz. Ötekine ihtiyaç duyduğu için konuşmaya ihtiyaç duyar. Ama ötekine ihtiyaç da kendi içinde tas tamam büsbütün olmamasıyla ilgili bir şeydir. Şimdi bu ihtiyacı yatsıyan birinin konuşması da pek beklenmez. O yüzden mesela bazı hani meditatif durumlarda da ya da dini deneyimlerde de olabiliyor, ama bazen bazı hastalıklarda da böyle bir vecd hali gelişebiliyor. O kişiler konuşmazlar, konuşsa da ne dediği anlaşılmaz. Konuşma ihtiyacı duymazlar, o tamlık duygusu içinde bir şey konuşmazlar. Bir giremezsiniz onun dünyasına, evet. Anlayamazsınız. Tamdır çünkü, bütündür. Şimdi tam olmasa bile öyle olduğunu varsayan bir insanın da hani kendine dönüp ya ben bunu anlatmaya ihtiyaç duyuyorum, hani biri bunu anlasın ihtiyacım var, birine ihtiyacım var demesi tabii ki çok mümkün değil. O yüzden şey çok kısıtlı, dağarcık çok kısıtlı, repertuar çok kısıtlı olabiliyor erkeklerde, ama sıkıntı yok. Bayağı iyi bir slogan, hani erkeklik nasıl inşa ediliyor'a dair iyi bir slogan gibi duruyor. Gerçekten. Ve tabii biz gibi böyle maço kültürler de bu konunun herhalde anlaşılması ve aşılması oldukça daha zor. Hı hı. Evet, yani şöyle işte işin normali bu, norm bu. Hı. İşte maço kültürler var bir taraftan. Şimdi benim biraz daha takıldığım özellikle sinir bilim meselesi var. Yani alandan gelen bilgilerin bu işte kadınlar, erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten gibi böyle kategorik bir takım evrenler yaratması, sanki bunlar erkek ve kadın olmak demek birbirinden apayrı, bambaşka iki ayrı kategoriymiş gibi lanse edilmesi gibi bir sorun da var. Yani burada bir modernite, bir geleneksellik bir sorun oluşturuyor. Modernite ikinci bir katmanını oluşturuyor bu meselenin. Aslında belki onu da gösterebiliriz. Gösterelim bu bence. Altı numara. Altı. Altı numaralı görselimiz var. Görselimiz vardı. Bu görsel şeyle ilgili. Devam edeyim mi? Edelim. Geliyordur. Dilan beni duydun değil mi? Evet, duymuş. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu görsel çok büyük bir meta analizden alınmış bir görsel. Meta analiz şu demek. Kadın ve erkek arasındaki psikolojik pek çok unsurun, yani bir diğerinin duygusunu anlayabilme, empati ya da zihinsel, işte üç boyutlu zeka vesaire gibi pek çok özelliğin döküldüğü, kadınla erkek arasında ne kadar fark bulunuyor'nun bakıldığı binlerce çalışmanın harmanlanması sonucu, evet mesela akademik olarak kadınla erkek arasında fark var. Şimdi bunu deyince evet işte biz demiştik kadınlar i̇şte erkekler Mars, Venüs diyoruz ha, ya, falan. Ama bu farkın ifade yani etki büyüklüğü 0.21 olan bu farkın, şimdi etki büyüklüğü 0.21 deyince anlaşılmıyor. Görselleştirilmiş hali bu grafikte. Yani bu tepenin bir tanesi erkek, bir tanesi kadın bu iki tepeden. Şimdi bakın bu iki tepe birbirine çok yakın iki tepe. Fark var mı? Var. Evet. Akademik olarak bir önem arz ediyor mu? Arz ediyor tabii ki. Ama buradan bir ideoloji kurabilir miyiz sorusu var. Bir de böylesine belalı bir ideoloji. Evet. Bir İlker de bu Bey kadar. Yani mesela şimdi bu iki tepenin biri erkek biri kadın ve biz fark var diye mesela kadınların yapamayacağı işler, kadınların yapmaması gereken işler ya da kadının en büyük kariyeri işte annelik, erkeğinki değil ama babalık. Evet. Ya da işte kadının yeri evi, işte erkeğin evi dışarısı vesaire gibi şeyleri... Yüzyıllara mal olmuş. Binler, yani onlarca madde sayabiliriz. Tabii ki, tabii ki yani. Evet. Şimdi bütün bu ideolojiyi buradan bu kadar küçük bir farktan kurmak olanaksız. Burada şu görülüyor, psikolojik ve zihinsel yapısı itibariyle hani kadınsı denen özellikler açısından kadınların pek çoğundan daha kadınsı erkekler, erkeklerin pek çoğundan daha erkeksi kadınlar olduğu da net biçimde görülüyor. Ama bu kategorik, dikotomik yani ikiye ayrılmış
algılama biçimi erkek indirgemeci, hani stereotip basma kalıplama deniyor buna. Kadın dediğin konuşkandır, işte gevezedir, ne bileyim duygusaldır vesairedir. Erkek dediğinde şudur budur vesaire gibi. Ama bu kadar derin bir farkı görmüyoruz burada. Yani böyle iki ayrı tepe görseydik ancak uçları birbiriyle kesişen, bu stereotipi besleyen bir şey olacaktı. Dolayısıyla kültürel inşa ve şimdi, sosyal inşa süreci mi burada esas devreye girip bu aradaki mesafeyi açan şey oluyor? Şimdi bu aradaki mesafe zaten çok küçük bir mesafe. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Örneğin işte Kaçkarların zirvesiyle Erciyes'in zirvesinin yüksekliği birbirinden farklı mıdır? Madem böyle tepeler görüyoruz, tepeler üzerinden düşünelim diye. Farklıdır. Farkının ne bileyim yer bilimleri, coğrafyasından bir önemi var mı? Var. Ölçelim mi? Ölçelim. Niye farklı olmuş? Düşünelim mi? Düşünelim. Coğrafyacılar özellikle. Alabiliriz herhalde görseli. Gerekirse sonra bir kere daha girersiniz. Ama bu fark, 17 metre bir fark var galiba iki zirve arasında. Bu fark bize... Erciyes Kaçkarlar. Evet. Bize mesela Artvin'de yaşayan insanlarla işte Kayseri'de yaşayan insanların birbirlerine farklı olduğu ve bu yüzden de farklı olduğu gibi bir dünya görüşü inşa etmek için çok absürt bir fark. Şimdi fark var ve bilimsel açıdan önemlidir. Her şey önemli bilimsel açıdan. Ama bu fark, işte o iki tepe arasındaki fark, bir dünya görüşü inşa etmek için bana kalsa çok yetersiz, çok cılız bir fark. Ve bu farkın da, yani erkekle kadın psikolojisi arasındaki bir farkın da ne kadarı doğuştan, ne kadarı kültürel yetiştirmeye bağlı, onu da bilmiyoruz. Ona gelelim, doğuştan dediniz tam da. Ben de zaten biyolojik faktörlere gelelim diyecektim buradan. Kısıtlı zamanımız kalmasına rağmen acaba birazcık şey mi, bonkör mü davrandık sürenin bu sıraya kadar olan kısmında diye düşünüyorum ama hızlanarak devam edelim dilerseniz. Evet, kültürel ve sosyal normlara dayanarak inşa ediliyor. Biyolojik faktörlerin önemi nedir burada ya da gerçekten o deminki tepelerdeki kadar hakikaten az bir fark meselesi mi bu? Şimdi o demik tepelerdeki kadar az bir fark var. Bu farkın, o az farkın bile ne kadarı kültürel, ne kadarı biyolojik onu da bilmiyoruz. Tamam. Ama biyolojik unsurlarda muhtemelen var. Ama yine de şeyleri, zamanımız az kaldığı için hızlı hızlı geçeceğim oraları. Şunu hatırlatmakta yarar var. Yani anatomik farklılıkların da olduğunu biliyoruz kadın beyniyle erkek beyin arasında, ama artık geldiğimiz noktada şunu gayet iyi biliyoruz, yani sokaktaki insanlar bile biliyor, beyin öyle statik bir organ değil. Kas yapımız gibi nereyi daha çok kullanıyorsak orası daha çok gelişiyor. İşte mesela pek çok insanın şu bilgi hafızasında var, bunama riskine karşı her gün farklı bir yoldan yürürseniz bu riski azaltıyorsunuz. Niye? Şimdi bunama dediğimiz yıkıcı bir hastalık aslında, nörodejeneratif yıkıcı bir süreç. Ama işte her gün farklı yoldan gitmek beynin o yıkılması beklenen yerlerinin hacmini arttırıyor aslında. Yapısal olarak oraları kuvvetlendiriyor. Veya günlük bulmaca çözmek gibi, sudoku bulmaca, evet, gibi şeyler. Mesela. Şimdi bunlar sadece o an işlevsel değişiklikler değil, yapısal olarak da beyni kuvvetlendiren şeyler. Siz bir kadına mesela sürekli hatırlaması gereken bir takım görevlerle dolu bir dünya sunarsanız, kadının da hafıza ile ilgili bölgeleri daha çok çalışabilir hakikaten ve anatomik olarak bir farklılık da oluşabilir. Yani bunun ne kadarı biyolojik, ne kadarı gelişimsel, kültürel unsurlardan, bunu saptamak mümkün değil şu anki koşullarla. Ama kültürel de olsa, biyolojik de olsa zaten o kadar az bir fark var ki, bunun bizim toplumsal yaşama yansıması itibariyle çok bir önemi yok, çok bir hükmü yok. Ben programdan önce sohbet ederken İlker Bey'e sormuştum da, hani ergenlikten çıkış yaşı netleşti mi derken, hani çok sığ bir soru gibi görünüyor ama hani 17-18 olmadığı biliniyor artık, 20'nin üzerinde olduğu sık sık söyleniyor ama 23 mü 27 mi, çünkü hani 20'lerin sonlarına kadar devam ettiği de söyleniyor. Ki İlker Bey dedi ki hep devam ediyor. Beynin gelişimi hiç bitmiyor dedi. Ki işte deminki o bunamaya karşı yapılan egzersizlerle hakikaten bu yöntemlerin işe yaraması zaten bunun bir ispatı. Demek ki hepimiz için her zaman aslında umut var. Yeter ki biz bu konuları kendimize dert edinip
Bunun üzerine eğilelim ve çalışmaya hemen şimdi bugünden itibaren başlayalım değil mi? Hı-hı. Yani bu konuda bir şeyler okumak, izlemek, hı-hı, dinlemek. Hı-hı. Siz isterseniz söyleyin. Hani kendini, hı-hı, erkeklikten muzdarip bir erkek. Hı-hı. Kendine nasıl yardım etsinle isterseniz bitirelim son 1-2 dakikamız. Ya şöyle bir kere... Çünkü bir kadının vereceği tavsiyeyi almayacaklar. Hı-hı. O konuda... Keşke sakallı gelseydim o zaman. Daha nüfus edebilirdim. Hay Allah. Şey yaparız, 3D yaparız tamam, biz bir şeyler. Tamam, sizin yapımın şeyleri vardı, filtreleri vardı galiba. Yaparız bir filtre. Ya şimdi yine aynı yere geleceğim, insan ötekine muhtaç. Dolayısıyla erkekler bu konuda muzdaripseler de yine de bu ızdıraplarını yine diğeriyle ancak çözebilirler. O yüzden bundan muzdarip olan ya da hakikaten bu konuyla ilgili düşünen yegane erkeğin kendileri olmaları gibi bir olasılık yok. Bir araya gelmek bu konuda çok önemli. Çünkü bu rolü reddetme meselesini, yani ben mesela niye öfkelenerek çözdüm ki bu sorunu? Ya adam değil misin? Git bağır çağır işte şey yap falan. Yok ben bir erkeğim, evet öyle hissediyorum kendimi ama bağırmadan böyle çözmek istiyorum dediğinizde değersizleştirilebilirsiniz hakikaten. Bununla baş etmek kolay olmayabilir. Ama bu meseleyi, bunu dert edinen başkaları da var. Muhakkak var. Hmm. Bir kere bir erişmek lazım. Bir kere en azından bunun normalleşebileceği... Erkeklikten yani, şikayet eden erkeklerin bir şekilde birbirleriyle bir araya gelmeleri lazım. Kesinlikle. Yani, harikaymış bu. Yani ben mesela evet, şu beni süper endişelendiriyor, bundan korkuyorum, şu beni utandırıyor. Bunların çok iyi bir... paylaşılabileceği ve bunun cezalandırılmayacağı ortamlara ihtiyaç var. Ve o kişilerin var yalnız olmadığını anlaması bakımından çok önemli. Her konu için öyle tabii ki. Her konu için böyle çok doğru. Gerçekten çok ezici bir şey çünkü toplumun bu baskısı. Tabii tabii, tabii. Son şeyi de hatırlatalım o zaman. Hani yakar kısmı biraz da şuradan gelmişti önceki programda. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bu eksiksiz olma, tam olma meselesi o kadar garip noktalara gidiyor ki. Aslında o Amerikan Psikoloji Birliği'nin yayınladığı şey de o. Evet. Aslında o toplumsal cinsiyet rolünü fazlaca benimsemiş olan... erkekler, çok erkeksi olan erkekler mesela sağlık kontrollerine gitmeyi reddediyorlar. Ve bir insanın, bir erkeğin daha doğrusu ne kadar o toplumsal cinsiyet rolü ne kadar benimsemişse ortalama yaşam beklentisi o kadar azalıyor. Daha az yaşadıkları. Ne daha... kadar erkek... ömür törpüsü evet diye işte evet, o yüzden evet, yani evet, yaşam doğru süresi niye azalıyor? Çünkü... doktora gitmeyi reddediyor, ilaç kullanmayı reddediyor. Bol öfke, bol stres. Tabii ayrıca işte çok içki içmek çok madde erkeksi. Madde bağımlılığı. Tabii işte sert yaşamak çok erkeksi, hızlı araba kullanmak çok erkeksi. Yani kahveyi sert, şekersiz içmek. Riskler, sütsüz, riskler, riskler. Sütsüz içmek, sigarayı çok içmek bile yani o riski almak, meydan okumak. Bile, hayata ve her şeye. Evet, Azrail'e de evet falan ve doktorlara ve modern tıp. Hep bunların hepsi erkeksi olarak algılandığı için aslında ömür törpüsüne de dönüşüyor bir taraftan. Ya bu çok bir taraftan hüzünlü geliyor bana, çok, çok üzücü. Yani hem sadece kısa yaşamakla ilgili değil, yani bir insanın ne olursa olsun, biyolojisi şusu busu, yani duygusal erkekler var dedik ya, ya insandan bahsediyorsak, yani duygusal veya değil, ne kadar az duygusal olursa olsun... Belirli duyguları var ama o belirli duyguların ifade bulma şansı yok. Yani bu adamın bir şeyden ötürü dertlenme, bir şeye, bir arkadaşının omuzunda ağlama of şansı yok. Yani öyle bir ihtiyacı olsa da şansının olmadığını bilerek o yaşamı sürdürmek zorunda. O zaman o ihtiyacını da görmemek zorunda. Şimdi o görmediği ihtiyaçlar hakikaten çok büyük sıkıntılara, hem sağlık problemlerine hem hayatta büyük tatminsizliklere yol açabiliyor. Sadece yaşamın daha kısa sürüyor olmasıyla ilgili değil, genel olarak kalitesini çok bozan, çok kısıtlayıcı bir durum olduğunu hatırlatmak istedim son olarak. Çok teşekkürler. Ben İlker teşekkür Küçük Parlak. İyi ki geldiniz, iyi ki anlattınız. Tabii ki yetmedi. Gerçekten bana da yetmedi. Eminim ki siz de daha devam etmesini isterdiniz ama bir dahaki bölüme diyeceğiz artık. Ve hatta da yine Psikoloji Derneği'nin, Amerikan Psikoloji Derneği'nin yıl içinde herhalde bir de kadınlarla ilgili raporu çıkacakmış. Kadınların da cinsiyet rollerine bu kaptırma kaptırmama mevzularında neler oluyor, neler bitiyor. Onları da konuşalım, çok isterim. Umarım yine böyle uygun bir takvim buluşturup
yine otururuz bu masaya birlikte diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım başlığın hakkını mümkün olduğu kadar verebilmişizdir. Erkeklik erkekleri de yakıyor. Başlığını konuşmaya çalıştık. İlker Küçük Parlak'la bugün, psikiyatrist İlker Küçük Parlak'la tekrar teşekkürler ve sizlere de teşekkürler bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.